Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yılbaşı çiçeklerimizin nasıl geliştiğini ve tomurcuk vermesi için neler yapıyoruz? Kısaca sizlere ondan bahsedeceğim. Öncelikle yılbaşı çiçeğimin gördüğünüz gibi neredeyse her bir dalından tomurcuk verdiğini göstermek için sizlere bu videoyu hazırladım. Şöyle minicik bir saksıda bu yazın başında bunu diğer çiçeğimden priz alaraktan ektim sevgili arkadaşlar. Yeni ekilmiş bir çiçek değil. Videolarımı izleyenler bilir. Şöyle göstereyim tomurcuklarımızı. Gördüğünüz gibi çiçeğimiz bol tomurcuk vermeye başladı. Yeni yeni yapraklar vermeye başladı. Artık çiçeğimiz açacak inşallah. Bunun için neler yaptım? Kısaca onlardan bahsedeceğim. Bu da diğer yılbaşı çiçeğim. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı. Henüz tomurcuk vermedi. Yakında verecek inşallah. Ama yeni yeni yapraklar vermeye başladı. Bu da büyüdüğünün, geliştiğinin göstergesidir. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yılbaşı çiçeklerimizin soğuk ve serin bir ortam olması gerekiyor. Çünkü soğuk ortamı seviyorlar sevgili arkadaşlar. Soğuk ortamda oldukları zaman açması daha kolay oluyor. Ve kökleri gelişimi daha hızlı oluyor. Kökleri de güçlü oluyor sevgili arkadaşlar. Yılbaşı çiçeği suyu fazla sevmez. Haftada bir kere su vermemiz yeterlidir. Evin içerisinde durması gerekiyor. Dediğim gibi soğuk bir oda ya da soğuk bir ortam olsun. Onun dışında her zaman bahsediyorum, vitamin olarak ilk önceliği vitaminlerden ilk önceliğimiz çaydır arkadaşlar. Bunu her videomda, her çiçek videomda öncelik olarak söylüyorum. Çünkü çayın etkisi çiçeklerde ve bitkilerde çok önemli yer alıyor. Çay. Onun dışında çiçeğimize nohut ya da fasulye suyu verelim. Haşlanmış nohut, haşlanmış fasulyenin suyunu soğuduktan sonra içerisinden fasulyeleri alıyoruz, nohutları alıyoruz. Kalan suyunu geliyoruz yılbaşı çiçeğimize, ayda bir, 15 günde bir çiçeğin gelişimine göre veriyoruz. Bu yapacağımız vitamin, yani fasulye ve nohut suyu çiçeğimizin kökünü güçlendiriyor. Daha hızlı gelişmesini sağlıyor ve bol tomurcuk, yeni taze yapraklar vermesini sağlıyor. Fasulye ve nohut suyu ne işe yarar diye düşünüyorsunuz. Aslında çok işe yarıyor. Denemenizi tavsiye ederim sevgili arkadaşlarım. Çok basit. Hepimiz evimizde fasulye, kuru fasulye, nohut pişiriyoruz. Öncesinde de bunu haşlıyoruz ya da akşamdan ıslatıyoruz. O ıslattığımız ya da haşladığımız suyunu mutlaka yılbaşı çiçeklerimize veriyoruz. Yılbaşı çiçeği çoğaltabilirsiniz. Bir sürü çoğaltmak için prizlerimiz var. Hiçbir şekilde köklendirme yapmadan ekiyorum tüm yılbaşı çiçeklerimi ve bunu da öyle yapmıştım. Hemen büyümesini beklemeyin. Ektikten sonra geç gelişen ama sağlıklı olduğu sürece güzel gelişen bir çiçektir. Bakımını ve vitaminlerini eksik etmediğiniz sürece yılbaşı çiçeğiniz kış boyunca sizlere bol bol tomurcuk verip çiçek açar. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım.